vatan teslimatının farkında olanlardır. Yine Büyük Birlik Partisi mensupları torunlarına da özgür, müstakil, temiz, kutlu bir vatan teslim etmeye mecbur olduğunu şuurunda olan insanların buluştuğu harekettir. Alperenler de bu hareketin göz bebeğidir. Alperenler zulüm, gözyaşı ve sömürü düzeninin hakim olduğu dünyaya yeniden adalet, barış, huzur getirmek için yola çıkmış ilahi kerimatullah için Nizam-ı Alem davasının davacısı iyi mülkücülerdir. Milliyetçi, maneviyatçı, demokrat, vatansever, tam bağımsız, güçlü bir Türkiye öyküsüdür. Türk milletine hizmet gayesiyle başladığımız uzun koşuna her anı büyük çile ve meşakkatle geçen çeyrek asırlık bir partiyiz. Heyecanımızı ve mücadele şevkimizi ilk günkü kadar farklı tutarken yolculuğumuz esnasında edindiğimiz deneyimlerle sağlam adımlarla geleceğe yürüme azmindeyiz. Siyasetteki çağrımızın esası milletçe üzerine diklediğimiz inanç, değer ve ilkelerin kuramızda ülkemizin dahil olduğunu büyük ve öncü Türkiye'nin inşası için insanlarımızı bir gönül seferberliğine davet etmektir. Çağrımız Büyük Birlik Partisi'nde bir büyük buluşmayadır. Bugünün Türkiye'sinde, bugünün siyasetinde insanların yeni bir heyecana, yeni bir iddiaya, yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Mevcut iktidarı, iktidar korkluğu, metal yorgunluğu, muhalefeti ise iktidar açlığı yormuştur. Oluşacak yeni iktidar projeleri içine dahil olacak Büyük Birlik Partisi dahil olduğu platforma dinamizm, heyecan, denge ve itibar kazanacaktır. Kazanan da Türkiye olacaktır Allah'ın izniyle. Siyaset bir ülke için söyleyecek sözü, anlatacak hikayesi, uygulamaya koyacak bir projesi olanların işidir. Bizlerin eski hatıralarımız, yeni umutlarımız var. Düne nazar ederek, bugünü tahlil edip, yarınlara yönelik ülkemize ve insanlara yapacağımız büyük tekliflerimiz var. Milliyetçilikle özenmiş, muhafazakarlıkla desteklenmiş, demokrasi ile taşlanmış ve hukukla hemhal olmuş ideal bir siyaset olarak Nizam-ı Alem ülkesinin tüm insanlığa ümit olması en büyük hayalimiz ve en büyük siyasi iddiamızdır. Nizam-ı Alem ahlak, adalet ve hakça paylaşımın hakim olduğu insanca yaşamı hedefleyen huzur ve barışın hüküm sürdüğü bir dünya anlayışı ve bu anlayışın ürettiği sistemin adıdır. Ülkemiz insanının yarına umutla bakabilmesi için siyasi hedeflerimiz de şunlardır. Erdemli devlet, faziletli toplum, hukukun üstünlüğü, özgürlük ve insan hakları, demokratik bir siyaset, evrensel değerlere sahip çıkmak, ahlak ve adaleti hakim kılmaktır. Türkiye'nin ihtiyacı biz olmak ülkesini hayata geçirmektir. Biz olmak etnik kökeni ve inanç mensubiyeti ne olursa olsun Alevisiyle, Sünnisiyle, Lazıyla, Kürtlüyle, Türkmeniyle ortak hedef ve idarelere kilitlenmek insanca ve eşit bireyler olarak yaşamaktır. Biz olmak nerelisin sorusuna Türkiye'liyim, kimsin sorusuna Türk'üm diyebilmektir. Değerli bağlı arkadaşlarım, rahmetli Galip Erdem ağabeyin söylediği şu sözü de biz siyaset yapanlar olarak hiçbir zaman unutmayalım.
biz kendimizi Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkardık ama dava dağın eteklerinde kaldı. Milli ve manevi değerlerimiz üzerinden politik çıkar veya maddi menfaat elde etmek için istismar edilecek konular değildir. Büyük Birlik Hareketi davasını unutmayan ve davasını unutturmayanların hareketidir. 25 yıllık siyasi hayatımızda nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmedik. Bir nefeslik ömür için hiçbir zaman da fırsat olmadı. Cenab-ı Allah tüm hak varlığı adamlarının, Büyük Birlik Hareketi'nin, Büyük Birlik Partililerin ve yiğit alperenlerin yardımcısı olsun. Değerli arkadaşlar, ben girişte bu duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaştıktan sonra gündemimizin maddeleri olan 1, 2, 3. madde daha önce icra edildiği için faaliyet raporu ve gelir gider raporunu okunarak protokol konuşmaları bölümüne geçmek istiyorum. Bu konuda faaliyet raporunu ve gelir gider raporunu görüşmek üzere bir arkadaşımız kürsüye buyursun. Faaliyet raporu 25.02.2017 25.02.2018 tarihleri arasında faaliyet raporu 1. 7 Haziran genel seçimlerine girildi. 2. 1 Kasım genel seçimlerine girildi. 3. Sivil toplum kuruluşları ile koordineli programlara katılım sağlandı. 4. Partimizin genel merkez ve il teşkilatımızın programlarına iştirak edildi. Mali rapor 12.02.2017 25.02.2018 tarihleri arası mali rapor. Gelirler devreden kasa raporu 0, bağış ve yardımlar 19.200, toplam 19.200, giderler, büro giderleri 19.200, devreden kasa mevcudu 0 TL'dir. Kıymetli delegeler, faaliyet raporunu dinlediniz. Kabul edenler el kaldırmak suretiyle işaret buyursunlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Aynı şekilde gelir gider tablosunu ibra edenler ellerini kaldırarak işaret buyursunlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kıymetli hazirim, aramızda Büyük Birlik Partisi'nin ve Alperen Ocakları'nın çeşitli kademelerinde görev yapan birbirinden kıymetli, çok değerli arkadaşlarımız bulunmakta. Ben şu ana kadar bana intikal eden isimler noktasında söz vermeye, kendilerini kürsüye davet etmeye başlayacağım. Ama ilaveten konuşma talebi olan olursa lütfen divana bildirsin. Öncelikle selamlama konuşması yapmak üzere Büyükçekmece İlçe Başkanımız Halil Eker Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. İlçe başkanlarım, Alperen Ocakları İl Başkanım, İl Kadın Kolları Başkanım, siyasi partilerimizin temsilcileri, STK temsilcileri, kıymetli muhtarlarım, basınımızın yüzünde temsilcileri, değerli hanımefendiler, beyefendiler,
Geleceğimizin teminatı, gözümüzün nuru genç Alperenler. Büyük Birlik Partisi, Büyükçekmece, Olağan Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli dava arkadaşlarım, tüm milletine gönül vermiş, korkunsuz yüreklerin buluştuğu Büyük Birlik Partisi Büyükçekmece Olağan Kongremize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Cenab-ı Allah'a kutlu davamız yolunda bizleri yeniden buluşturduğu için şükrediyoruz. Bugün değeri çok daha iyi anlaşılan bir mücadelenin kahraman ve devletimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk ile silah ve dava arkadaşlarının aziz hatırasını bir kez daha saygı ve şükran duygularımla anıyorum. Bu vesileyle tarih boyunca Türklüğü yaşatmak uğruna hayallerini feda eden kahraman ecdadımızın bugün bölücülerle, terör unsurlarıyla Afrin'de mücadele ederken şehit düşen kahraman askerlerimizi, güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnet duygularımla yad ediyorum. Bugün burada bir ülke etrafında toplanmak için bizlere önderlik etmiş, yol göstermiş, bizleri yetiştirmiş olan, ömrünü Türklük ve Türk ülküsüne adamış merhum şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu Bey'e ve ebediyete intikal etmiş bütün dava arkadaşlarıma Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Burada bizleri yalnız bırakmayarak davetimize icabet gösteren bütün kardeşlerimize sevgiyle, saygıyla bir kez daha selamlıyorum. Durma, ilerle, Alperenler seninle. Durma, ilerle, Alperenler seninle. Durma, ilerle, Alperenler seninle. Sözlerime seçkin heyetinizle birlikte olmaktan ve sizlere hitap etmekten duyduğum mutluluğu ve onurunu ifade ederek başlamak istiyorum. Türkiye'nin kaderine sahip çıkan Büyük Birlik Partisi, milli karanlık, milli birlik, milli diriliş ve milli kucaklaşma kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli Büyükçekmeceliler ve dava arkadaşları, Büyük Birlik Partisi Büyükçekmece İlçe Teşkilatı olarak merhum şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun bize bırakmış olduğu bu tertemiz mirası Büyükçekmece yöneticileri olarak ilçemizde Allah nasip ederse şehit liderimize yakışır bir şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bizlere tevdi edilen bu görevi davamızın onur ve şerefine yakışır bir şekilde yerine getireceğimize huzurlarınızda tüm yönetimim ile söz veriyorum. Başta Büyükçekmece ilçemiz olmak üzere ilimizde davamızın hizmetinde olmak için ben ve arkadaşlarım elimizi taşın altına koymak, ilçemizin yönetiminde Alperen farkı ortaya koymak için bu şerefli göreve talibiz. Hem mahcup olmamak hem de bizlere güvenenleri mahcup etmemek için elimizden ne gelirse seve seve yapmaya hazırız.
yalnız bırakmayız. Hiç bırakmadığımız gibi. Başta genel başkanımız Sayın Mustafa Destici Bey olmak üzere. Genel başkan yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz ve il başkanımız Mustafa Mincan Bey, il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, velhasıl davaya gönül vermiş tüm dava arkadaşlarım ile bu davaya hizmet etmek, bu davanın neferi olmaktan şeref duyuyoruz. Şehre basın önce temelleri atılan milli mutabakat ancak büyük birlik ile yapılacağını birilerinin de anlamış olmasından millete hizmet ancak milli ve yerli milleti ve evlatları tarafından yapılacağının belirtisi de bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sayın Genel Başkanımız